Satımdan herkese günaydın. Ben Bilgen Sakal, Deniz Kahraman'la birlikte gün içi piyasa değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Deniz, günaydın. Günaydın. Geçtiğimiz hafta, bu haftanın içerisinde dün aslında en sakin denilebilecek günü yaşadık ama bugün veri akışı bayağı bir yoğun. Bugün veri akışı bayağı bir yoğun. Günün ekonomik gelişmeleri neler? Önce düne dair bir giriş yapalım. Dün neler söylendi? ABD'de Haziran ayında 5.62 milyon seviyesinde olan açılan işler Temmuz'da 5.87 milyon seviyesine yükseldi. Beklenti verinin 5.63 milyona yükselmesi yönündeydi. Bu veri JOLTS anketi ABD istihdam piyasasının yakın dönemde daha fazla güç kazandığını teyit ediyor. Temmuz ayı için en azından. Ağustos ayına dair sonuçlara henüz ulaşma imkanımız yok fakat Temmuz'da istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiği bu veride görülüyor. Bu verinin alt detayları arasında olan işe alım oranı %3.6 Temmuz'da da sabit kaldı. Bu toplam işe alımların ilgili ayda toplam işe alımların toplam istihdamı oranını gösteriyor. Diğer yandan işten çıkma oranı da 2.1 ile makul bir seviyede sabit kaldı. Bu oranın artması veya sabit kalması istihdam piyasası adına iyi haber. Çünkü insanlar daha iyi koşullar için iş değiştirme isteğinde oluyorlar. Bu da istihdam piyasasının hareketliliği açısından önemli. FED üyeleri istihdam piyasasındaki hareketliliğin sağlığını da yakından izliyorlar. Diğer yandan ABD ekonomisine dair olarak bölgesel FED temsilcilerinin neler düşündüğünü gösteren 5 kitap raporu var. Yılda 10 kere yayınlanıyor bu rapor. Dün yayınlandı bu rakam, yani bu rapor. FED üyeleri ABD ekonomisinin Temmuz ve Ağustos ayında ılımlı bir büyüme performansı gösterdiğini söyledi. Ancak istihdam piyasası bazı bölgelerde sıkı kalmaya devam ediyor dedi. Yani koşullar bir miktar hız kesmeye işaret ediyor istihdam piyasası açısından. Ancak nette güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 5 kitap raporunun FED'in faiz artırım sürecini destekler nitelikte işaretler sunduğunu söyleyebiliriz. İş hacmi raporu dün açıklanan bugünkü işsizlik başvurularına bir böyle bizim için şöyle işaret. Şöyle ki onlar farklı veriler. Bu JOLTS anketi ABD istihdam raporunu üreten Bureau of Labor Statistics tarafından hesaplanıyor. Bu rakam da BLS'in derlemiş olduğu verilerden anket bazlı olarak yapılan daha kapsamlı bir çalışma. Yani o yüzden daha geç açıklanıyor. Ağustos rakamını aldık en son tarım dışı istihdamda malum. Burada daha ancak Temmuz rakamını alabiliyoruz. Bu detaylar istihdam piyasasının genel gidişatı açısından önemli. Daha iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Önceki dönemlere göre yani iyileşmeye devam ediyor bir miktar ivme kaybetse de. Tabii sürekli bunu değerlendiriyor olacağız. Diğer yandan dün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney hazinede yıllık sunumunu gerçekleştirdi. Carney İngiltere Merkez Bankası'nın kısa vadede finansal stabiliteyi sağlamak üzere adım attığını söyledi. Hatırlayacak olursak Ağustos ayında yayınlanan enflasyon raporunun akabinde İngiltere Merkez Bankası oldukça kapsamlı sayılabilecek bir parasal genişleme adımı atmıştı. Politika faizini 0.50'den 0.25'e çekmişti. Diğer yandan yıllık bazda uygulamış olduğu varlık alım programının da miktarını artırdı. Şirket tabyalarına da başlamıştı o dönemde. Bazı sektörlerde. İngiltere Merkez Bankası şöyle bir değerlendirmede bulundu. Dün sterlinin bir miktar güçlenmesini sağladı bu. Brexit İngiltere ekonomisine önemli ölçüde en azından yatırımları ertelemeye sebebiyet verecek şekilde piyasa katılımcıların algısını bozdu. Ancak öngörüldüğü kadar durumun kötü olmadığını değerlendiriyor İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney. Bu da demek oluyor ki İngiltere ekonomisi için daha iyimser taraftalar. İngiltere Merkez Bankası üyeleri bu durumda yakın dönemde daha fazla teşvik açıklanma ihtimalinin bir miktar düşmesi ve böylelikle de sterlinin değer kazanması beklenebilir.
ilerleyen dönem açısından sterlin de tabii ki işte aşağı yönlü baskı bir miktar daha sürebilir. Ancak orta ve uzun vadede kalıcı bir geri çekilmeden bahsedebilmek için henüz para politikası oluşmuş değil. Şöyle söyleyebiliriz zaten. Forex zaten basit olarak merkez bankaları arasındaki para politikasının farklılaşmasına ve dönem dönem farklılaşma düzeyine göre şekillenen bir piyasa. O yüzden merkez bankalarının hangi tarafta olduğunu tırnak içerisinde fark etmekte fayda var. Yani genişleme tarafından bu adamlara daha fazlasını yapma isteğinde mi? İşte merkez bankasının birisi temkinli sıkılaşma yolundayken diğeri agresif parasal genişleme yolundaysa, mesela işte geçen yıl Fed ve ECB arasındaki para politikasının farklılaşma düzeyi gibi, o durumda ne olmuştu? Euro-dolar paritesi belirgin şekilde geri çekilmişti. Şu anda bir stabilite söz konusu çünkü İngiltere, Avrupa Merkez Bankası da oldukça kapsamlı parasal gevşeme adımları atıyor. Fed de gecikiyor. Ancak daha fazlasını yapmıyor Avrupa Merkez Bankası. Bu nedenle Euro-dolar paritesi stabilite kazanmış durumda. Bunu söyleyebiliriz. Bugün açıklanacak. Bugün de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 14.45'te açıklanacak. ECB Başkanı Mario Draghi de 15.30'da kürsüde olacak. İşte para politikasına dair mesajları bizlerle paylaşacak. Bu toplantıda Avrupa Merkez Bankası'nın -0.40 seviyesinde olan mevduat faizini, yani bankaların Avrupa Merkez Bankası'na yatırdığı mevduata uyguladığı faiz oranını indirme ihtimali %9.9 olarak hesaplanıyor faiz vadeli kontratlarına. Buradaki faiz vadeli kontratları tabii Avrupa, Amerika'da bilinen cinsiyle değil, gecelik overnight index swap hesaplamasından geliyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi bu toplantıda ilerleyen dönemde daha fazla adım atabileceklerinin sinyalini verebilir. Zaten önceki toplantılarda da bunu söylemişti. Evet. Daha kapsamlı bir durum oluşması durumunda zaten bunu paylaşıyor oluruz. Şu anda büyük bir adım atması beklenmiyor. Avrupa Merkez Bankası 2015 yılı Ocak ayından bu yana yaklaşık 1.3 milyar euro büyüklüğünde varlığı portföyüne eklemişti. Ve 2012 seviyesine ulaştırmayı hedefliyordu zaten Avrupa Merkez Bankası bilançosunu. Bu hedeflerine şu an ulaşmış gözüküyorlar. 2012 seviyesini artıracağız derken 2014 yılının son döneminde 2012 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söylemişler ve bu kapsamda adım atmışlardı. Avrupa Merkez Bankası hükümet tahvillerini satın alıyor. Diğer yandan işte uzun dönemde repo operasyonları düzenliyor. Diğer taraftan özel sektör tahvillerini portföyüne ekliyor. Ve bu yolla finansal sisteme güven ve likidite sağlamış oluyor. Güven telkin ediyor ve likidite sağlamış oluyor. Tabii bu doğrudan ekonomiye yansıyor mu? Yansımıyor mu? Bu da önemli. İşte kredi talebiyle ilişkili çok fazla parasal kaynak vardır. Fakat kredi talebi çok düşüktür bu durumda. Merkez Bankası'nda yapacağı çok fazla bir şey kalmıyor. Bunu söyleyebiliriz. Diğer yandan bugün açıklanacak bir diğer veri de ABD haftalık işsizlik sigortası başvuruları. Bu haftalık olarak açıklanıyor. Ve istihdam piyasasının görünümüne dair en güncel resmi sunuyor. Burada lacivert renkle haftalık işsizlik maaşı almak üzere o haftada ilk kez başvuran kişi sayısının 4 haftalık hareketli ortalaması gösteriliyor. Burada son dönemde bunun bir miktar geri çekilmesi, hafif bir geri çekilme var. İstihdam piyasasının iyileştiğini, bir miktar daha iyi olduğunu gösteriyor. Yani bu zaten genel olarak bir düşüş sürende istihdam piyasasının daha iyi yolda olduğunu gösteriyor. Çünkü daha az sayıda kişi işsizlik maaşı almak üzere başvuruda bulunuyor. Bu önemli bir gösterge. Beklenti 263 bin kişi seviyesinde olan rakamın 265 bin kişiye yükselmesi yönünde. Beklenti üstünde bir rakam gelirse dolar zayıflayabilir. Evet. Zaten doların zayıf olduğu bir ortamdayız bu dönemde. Fed'in Eylül'de faiz artırım ihtimali belirli bir şekilde düşmüş durumda. Zaten önümüzdeki
haftalarda zaten faiz kararı da şeyde ise son dönemde dün açıklanan JOLTS verisi artı 5 kitap raporuyla Aralık'ta faiz artırımı mümkün gibi gözüküyor. Evet. Zaten bizim Mart ayı sonundan bu yana beklentimiz dediğim 2016 yılında sadece Aralık ayında faiz artışına giderek bu yılı bu şekilde tamamlamasıydı. Hı-hı. Bakalım izleyip göreceğiz. Göreceğiz. Dilersen sözü teknik seviyelerine geçelim. Sakin bir piyasa vardı diyebiliriz. Bir önceki günlere göre altınla başlayalım. Altında tabii yükselişler gerçekleşti. Doların değer kaybıyla, salı günü yaşanan değer kaybıyla destek olarak 1343 seviyelerini verebiliriz. Gün içerisinde en yakın destek olarak 1348'de direnç olarak takip edilebilir. Bugün gelecek veriler önemli tabii. ABD haftalık işsizlik başvurularını saat 15.30'da takip ediyor olacağız. Euro dolar için de yine ECB'nin toplantısını, Avrupa Merkez Bankası'nın ve Draghi'nin yapacağı konuşmaları takip edeceğiz. Dün de buraya baktığımızda zaten yatay diyebileceğimiz bir hareketli, bu sınırlı bir hareket sergilemiş. 12.32 destek olarak takip edilebilir. Yukarıda da 12.53'ler direnç olarak kısa vadede. Güzel bir kanal çalışıyor. Yine Temmuz ayından bu yana bir yükseliş kanalı vardı geçtiğimiz haftalarda. Onu kırdı. Ama yine bir alt banda da test edemiz. Yine bir kısa vadede yükseliş kanalının içerisinde buralardan eğer kanal içerisinde kalmaya devam ederse aşağı yönlü hareketler gelebilir. Ama dediğimiz gibi yukarı yönlü hareketler yaşanması durumunda da 12.53 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız. Dolar TL'de de yine saat 10'da açıklanacak sanayi üretim verisi var. Onu da izleyebilir yatırımcılar. 2.9275 seviyeleri destek oluşturuyor. 93.80 seviyeleri direnç oluşturuyor. Kanalın içerisinde kalmaya devam ediyor. Bir yükseliş trendimiz vardı, onu kırdı. Ama yine salı günü yaşanan düşüşün ardından yine kanalın içerisinde güzel bir şekilde çalışmış görünüyor ve alt bandından dün tepki gördük. Bugün içinde dediğimiz gibi 2.9275 önemli destek oluşturmayı sürdürüyor. Petrol tarafına baktığımızda bugün petrolde yine saat 6'da ABD ham petrol envanterleri verisi var. O takip edilebilir. Hareketlilik yaratabilir petrolde. 47.88 seviyeleri destek oluşturuyor. Yakın bir destek. 49.18 seviyeleri de direnç olarak izlenebilir. Bir yükseliş olduğunu görüyoruz ama şu anda sizin de gördüğünüz gibi test edip de geçemediği hafta içerisindeki seviyelere geldik. O yüzden 49-18 direnç seviyeleri takip edilebilir. Dolar Japon yeninde de yine Mayıs'ın ortasından bir an orta vadede takip ettiğimiz düşüş kanalımızın hala devam ettiğini görüyoruz. Buradan tepe noktadan bir aşağı yönlü hareket gelmişti. Dün hareketler sınırlı kaldı. Destek olarak 101.45 seviyeleri takip edilebilir. 101.90 seviyeleri de direnç olarak izlenebilir. Ama ben şöyle bakıyorum Deniz, yükseliş düşüşlerin devam etmesi için 101 gerçekten önemli bir destek seviyesi. Japon yeninde. Son olarak da DAX'a bakalım. DAX'ta da sınırlı diyebileceğimiz bir hareket var ama hala yükselişler kademeli ya da sınırlı diyebiliriz devam ediyor şu an için. 10.675 seviyeleri önemli destek oluşturuyor. Yukarıda da 10.760 seviyelerini direnç olarak takip edebilir yatırımcılarımız. Burada da hep söylüyoruz 10.600'ler, 10.500'lerin altına inmediğimiz sürece biz şu anda DAX için aşağı yönlü bir hareket başlar diyemiyoruz ama yorulduğunu da bir yandan endeksin görebiliyoruz. Benim ifade edeceklerim Deniz, bugün için bu kadar. Senin başka eklemek istediğin bir şey var mı? Tabii bir şey yok. Buradan evet, yatırımcılarımız, yatırımcılarımız eğer merak ettikleri bir husus olması durumunda bizlere araştırma @expressyatırım.com adresinden ve info@expressyatırım adresinden ve diğer yandan yukarıda bulunan WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirler. Kendilerine yardımcı olmaya çalışırız. Teşekkür ediyoruz.
bol kazançlar.